Yeah.
Teşekkür ederiz efendim. Evet, değerli izleyiciler, Hülya Acar'la yeniden karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta yalnız 3 konuğum var. Üçü de birbirinden ilginç mi diyeyim, eğlenceli. Bakalım bizleri neler bekliyor. İnşallah. Murat Taylan'dan başladık. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Davet ettiniz, geldik. Allah razı olsun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Program hayırlı olur inşallah. İnşallah. İkinci program hayırlı hocam. İnşallah daha çok inşallah. İkiler daha çıkar. İkiler biraz daha, ikiler daha çıkar. İnşallah bu şekilde devam eder. Allah razı olsun. Ben 1976 İzmit doğumluyum. Yeni bir albüm yaptım. Onu şöyle gösterebiliriz şuradan. Orada. Değerli izleyiciler. Yani, i̇nşallah tasavvuf. Alsınlar diyoruz ama. İnşallah. albümü alsınlar. Albüm gerçekten güzel. Emeği geçen arkadaşlarıma burada çok çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bu şekilde hocam devam ediyoruz. Düğünlere, konserlerimize. Hem Ramazan ayı hem normal günlerde. Siz ama tasavvuf sanatçısısınız. Evet, normal şartlarda. Devam ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Yani ölene kadar inşallah bir aksilik olmazsa devam edeceğiz inşallah. O zaman şimdi sizden bu tarafa geçiyorum. Evet. Hasan Yasal, oyuncu, tiyatrocu dedim ama nasıl oldu? Ne zaman oyuncu oldun? Ne zaman tiyatrocu oldun? Hasan abi diyorum o şeyden dolayı. Biraz anlat, izleyicilerimiz bir seni tanısın. Doğa Türk olarak. Ben de teşekkür ederim Murat Hocam, Allah dediği gibi. İnşallah hayırlı olur programın. Bundan sonra amin inşallah. Daha güzel konuklarla, evet, daha güzel programlarla inşallah seyircilerin karşısına çıkarsın. Ben emekli olana kadar sadece karşıdan izleyiciydim. Tabii ki seviyorum bu sanat dalını. Benimki tamamen bir tesadüf sonucu işte. Denk geldi, adım attık. Akabinde bunun eğitimlerini aldım. Çünkü bu gibi şeylerde eğitim şart. Evet. Eğitim almak gerekiyor. Kamera önü eğitimi aldım. Sahne tatbikatı eğitimi aldım. Temel oyunculuk eğitimi aldım. Sahne sanatları eğitimi aldım. Bir beraber çalıştığımız tiyatro grubumuz var. Bunun dışında da bağlı olduğum bir kask ajansı var. Tiyatro grubunun adını söyleyebilirsin. Bir sakıncası yok bence. Yani seyirciler de en azından... Aynen. Öğrenmiş olur. İki tiyatro grubumuz var. Bir tanesi biraz daha dini ağırlıklı oyunları sergilemeye çalışıyoruz. Evet. Vuslat Tiyatro Grubu. Diğeri de Tiyatro Bavul. Evet. O biraz daha günümüzün şartlarına yakın oyunlar sergiliyoruz. Şu an diyeceklerim bu kadar. Bizi izlemeye devam edin, bizi takip edin. Memnun kalacaksınız. Evet, şimdi geçelim Suat Taylan hocama, senarist, yönetmen diyorum ben. Sen biraz kendinden bahset ki izleyicilerimiz de. Hülya Hanım, ben de öncelikle bizi çağırdığınız için programınıza teşekkür ediyorum gerçekten. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ olun. Rabbim utandırmasın. Amin. Ben İzmit doğumluyum. İzmit çarşıda bir fotoğrafçı dükkanım var, onu işletiyorum. 13 senelik evliyim. 2 tane kızım var. Allah bağışlasın. Amin cümlemizin inşallah. Murat Taylan'la kardeşiz zaten. Ne kadar abi görünsem de kardeşiyim. Evet, bazen öyle olabiliyor. Ya, hayal gücüm biraz kuvvetli. Sanırım ne yapabiliriz, ne ederiz diye abimle konuşuyorduk. Yaz Suat bir şeyler dedi. Yazdık, çizdik. Ama hocam kaleminiz de güçlü. Şimdi bu son çekilecek olan, birazdan konuya geleceğiz ama evet, senaryosu bende var. Hani evet, sen küçük bir rolüm var orada. Evet, evet. İzleyiciler ama okudum. Ben gayet güzel. Ya inşallah, teşekkür ederim. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Biz de İzmit halkı olarak, Kocaeliler olarak. Neden bu İzmit'ten, Kocaeli'den de böyle sanatçılar çıkmasın? İşte Murat Taylan çıktı, Hasan Yasal çıktı. Neden evet, Suat Taylan, neden bir Hülya'nın çıkmasın? Bunun peşindeyiz. İzmit'imizi güzel tanıtmak istiyoruz. Kocaeli'mizi güzel tanıtmak istiyoruz. Hayırlısı olsun inşallah hepimiz için. İnşallah. İnşallah. Evet. Aslında önem vermek lazım. Yani sanatı seven insan. Mikrofonu şöyle şey yapsak. Bence çok önemli bir konu. Yani sanatçı damardır ya. Yani sanat olmak, sanatçı olmak mesela. Şimdi rahat edemiyorum. Mesela herkes ben, bir oyuncu zaten. Hepimiz bir oyun oynuyoruz. Yani normal sonuçta zaten yaşantımızda da oyunculuk yapıyoruz bir şekilde. Herkesin bir rolü var. Evet. Sonucunda zaten bitireceğiz, geçireceğiz, gideceğiz yani. Aynen. Sonuçta ama yani sanatçı gerçekten benim için çok önemli. Yani.
her sınıfa sokabiliriz. Doğru. Mesela hocamız Hasan hocamız tiyatro konusunda kendisi devam ediyor. Hülya Hanım hocamız öğretmenlik yapmış hocamız. Ama halen de ben tebrik ediyorum yine televizyonlarda farklı farklı televizyonlarda yine kendisi program yapıyor. Ne mutlu, ne güzel. Amatör ruhla diyoruz da, biz Murat Hocam. Bir anlamda da ben şöyle görüyorum. Yani bizim açımızdan da rehabilite oluyor. Çünkü işin vermiş olduğu stres var. Mesela ben çalışan bir kişi olduğum için. Tabii bu işin stresi var, yorgunluğu var. Onu atlatma açısında da, atlatma aşamasında da böyle işler yaptığımız zaman da hem bizim işte rehabilite oluyor. Burada çok size önemli. Hak veriyorum yani çünkü ben de. Acayip mutlu oluyorum, keyif alıyorum, enerjim bir tavan yapıyor. Evet. Yani bilmiyorum. Evet. Tabii yani ki. Mesela Suat hocamızın ilk yazmış olduğu filminde, mesela 2004 yılında galiba yanlış hatırlamıyorsam, 2008'de düzeltiyorum. O hangisi? 2008'de ben, onu ben de değil, sporda buluşalım adlı. Film beraber yine senaristliğini ve yönetmenliğini ben de az da olsa biraz bir şeyler katkı ettim. Teşekkür ederim. O dönemde mesela uyuşturucuyla ilgili, mesela gençlerimiz uyuşturucuyla ilgili, o dönem biraz daha hızlıydı ama biraz daha da hızlı. Allah kurtarsın. Amin. O dönem bir belediye başkanımızla bir toplantı halinde olduk. Siz de iyi tanıyorsunuz. Sonra projelendirdik. Büyükşehir devreye girdi sağ olsunlar. Öyle bir film yaptık. Yaklaşık 22 dakika falan. Ve Marmara Belediyeler Birliği'nde film ödülü aldık. Hangi yıl demiştiniz buna? 2008 yılında. Çok önemli bir projede bizim için de. Yaklaşık bir ay. Bir ay devam şeklinde devam ettik. Ve ben yine teşekkür ediyorum ve oradaki oyuncu arkadaşlarıma da emekleri var. Allah razı olsun. Gece gündüz beraber çalıştık. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Güzel bir film de oldu. Keşke olsaydı da burada da filmi de izletseydik. Gençlerimizi gerçekten bir anlamda da... Şimdi şöyle diyelim Hasan Hocam. Yani bir çocuk mesela nereye yatkın? Atıyorum ki mesela futbol atıyor. Bir çocuk voleybola mesela. Bir çocuk bakıyorum mesela işte ne sporu var mesela buz pateni var mesela. Biz bunları sınıflandırdık Hasan Hocam. Mesela sen dedik nesin ben futbolu çok seviyorum. Sen dedin bu tarafa geç. Sen ben işte buz sporlarıyla ilgili. Sen voleybol. O şekilde bir projelendirdik hocam. Şimdi maşallah yani hatta film oldu, gal oldu. Belediye başkan yardımcıları geldi. Allah razı olsun vali bey yardımcısı falan geldi o dönem. Çok da iyi oldu. Ödül alındı. Çok güzel. Ama çok güzel. Burada şimdi biraz da ailelere çok büyük bir şey düşüyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü çoğu aileler hep benim istediğim hani olsun ya da işte buna yönelsin gibi şeylerimiz var bizim. Evet. Ama çocuğun yeteneğine göre yola çıkılırsa tabii ki daha başarılı olur. Bence de öyle. Yani işte ben mesela futbolu çok seviyorum. Oğlumun da spor mesela futbol oynamasını istiyorum. Ama kardeşim yani şimdi tamam da... Ya kabiliyeti belki yatkın değil, belki dediğim gibi voleybol, işte ne bileyim buz sporları, farklı farklı sporlarda mesela istiyor. Bence beni dinlemesin çocuk. Yani hani babasıyım diye beni o konuda dinlemesin. Doğru. Yani hangi spora yatkınsa ona gitsin. Yani belki sporu seçmeyecek, resmi seçecek. Resim olabilir, bak tiyatro olabilir mesela. Yani. Yağlı boya resimleri var, ne güzel el nakış işleri var. Mesela kızlar için konuşuyorum. O çok... İyi yani, çok güzel. Ben yine de Suat Hocam'a da teşekkür ediyorum. Güzel bir filmdi. Ondan sonra bir Hakar diye bir film çektik. O da kısa film. Onu da bilmiyorum. Ben son 3 tanesini biliyorum. Komedi dalında da o da. O da bayağı arkadaşlarımız emek verdi o. Güzel yerlerde çektik. Mekanları da güzel belirlemiş hocamız sağ olsun. Orada da güzel bir şeyimiz var. Sonra işte... Neyi vardı mesela filminiz? Ben şeye geleceğim. Çıkmaz Sokak İzmit vardı. O kaç bölüm çekildi Suat Hocam? Üçte mi kaldı? Sokak evet. Üçe başlayacaktık. İşte başlayacaktınız. Ben de üçte dahil olacaktım. Evet. Bir türlü olamadık. Ya bazı eksiklikler oldu. Yani burada yapımcılık da bana yüklendi. Yönetmenlik de, senaristlik de, görüntü yönetmenliği de her şey yüklenince ben biraz yoruldum. Ve bundan elim ayağımı çekmek durumunda kaldım. Biraz çevrelerimizden desteğimizi alabilseydik buna devam edecektik. Hani destek konusunda çok eksiğimiz var. Ben bunu bazı televizyon programlarında da söyledim. Bunu burada dile de getirebiliriz. Tabii ki buyurun. Çünkü burası sanayi bölgesi. Buradan Gebze'si, Karamürsel'i, Kandırası, atıyorum işte Köseköy, ondan ötesi. Burada bir sürü sanayi iş adamlarımız var mesela. Yani
böyle arkadaşlarımıza, böyle kardeşlerimize mesela ben elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Yani bir yere kadar edebiliyorum. Tabii ama ki. Ondan sonra tıkanıyorum. Mesela bunun aracı oluyor, bunun yemeği oluyor. Bunun kostümü oluyor, bunun tabii kamerası ki. Oluyor, bunun ışığı oluyor. Yani bu anlamda da hizmetliler olarak da sahip çıkılmasını ben gerçekten istiyorum. Yani bunu açık yürekli söylüyorum. Yani çıkılsın. Yani böyle gençlerimiz var. Ya bu gençlerimiz ne güzel bir sanata tutunmuşlar değil mi? Evet. İşte oyuncularımız var. İşte kamera arkaları arkadaşlarımız var. Yani bu insanlara bence mesela ya, hocamın dediği gibi. En önemlisi bir kere Seka Film Platosu var hocam. Yani her şey elimizin altında aslında. Yani onu ben şimdi bilemem. Hani orada çünkü onların siyasetten veya bir ticari bir şeyleri, bir kiralama bedelleri bir şeyler var. Onları biz demiyoruz ama. Şimdi bizim farklı farklı çektiğimiz mekanlarda doğal platolar da doğal platolar da oluşturacağız mesela. Bunlar destek çünkü bu saatten sonra profesyonel anlamda devam ediyoruz. Çünkü o çıraklık dönemleri artık geçti. Tabii ki. 10 sene önce elimizde bir kamera beraber Suat kardeşimle beraber gidip senaryo ulaştırıp kısa kısa 6 dakika, 5 dakika, 3 dakika neyse o şekilde buralara geldik. Ama şimdi tabii ki bizim şimdi ödeme şansımız yok. 20 oyuncu çalıştırıyorsunuz. Allah razı olsun. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Yani hiçbir tanesi de para talep etmiyor. Bunu samimi söylüyorum. Bir tanesi talep etmiyor. Allah razı olsun. Bir kere hizmet için. Hizmet için. Evet. Suat hocamız için hiç para. Allah razı olsun. Ben gerçekten samimiyetimden çok teşekkür ediyorum yani Hasan hocam. Ve sizin gibi çok değerli arkadaşlarımız var mesela. Hiçbir tanesi talep etmiyor. Her zaman. Tamam hadi onları bir şekilde Allah razı olsun bize destek oldular. Nereye kadar destek olacaklar? Ama işte bunun ama ulaşımı var, ama işte yemesi var. Güzel zaman yanındayım. Allah razı olsun. Tamam siz böyle düşünüyorsunuz ama başka arkadaşlarımız böyle düşünmeyebilir. Ama biz istiyoruz ki burası sanayi bölgesiyse, burada iş adamlarımız varsa biz onlardan rica ediyoruz. Sponsor olsun. Yani böyle kardeşlerimiz geldiği zaman tabii ki. Kardeşlerimize sponsor olalım inşallah. Olalım. Çünkü biz yetmiyoruz. Araba kiralaması var dediğim gibi tekrarlıyorum. Bunun yemeği var, bunun kostümü var, bunun kamerası var. Nereye kadar getireceğiz? Ya sponsorsuz olmuyor, olmuyor bu işler. Sponsorsuz olmuyor. Yani. Hani ben rica ediyorum. Bizi izleyen televizyonda, ekranları başında bizi izleyen illaki sanayici iş adamlarımız vardı, belediye başkanlarımız evet, var. Evet, belediye başkanlarımız. Ben buradan belediye başkanlarımıza sesleniyorum. İş adamlarımıza sesleniyorum. Gerekirse bakanlarımıza da sesleniyorum. Yani böyle konularda arkadaşlarımıza inşallah destek olalım yani. Ya özellikle İzmit'ten olan milletvekillerimiz var, bakanlarımız var. Evet. Onlardan evet destek bekliyoruz diye düşünüyorum. Şimdi Suat hocamdan devam edeceğim izin verirseniz eğer. Çünkü bir şey vardı, belgesel vardı. O bir yarışmaya gitmişti. Şimdi o tekrar mı gidecek? Orayı ben tam net olarak bilmiyorum. Evet Hülya Hanım. Şimdi biz Peygamber Efendimiz'in dönemine ait bir kısa film yaptık. Ben ne bileyim kendim yazdığım, çektiğim için herhalde ya çok beğendim ama izleyenler de bakıyorum YouTube'da yayın yaptım. Herkes beğenmiş sağ olsun. Hasan abim orada zaten başrol oyuncumuz. Şahin Akşimen'de oynuyor kendisi. Ona da emeklerinden dolayı burada da teşekkür ediyorum gerçekten. Orada Tunay arkadaşlarım. Yani ismini şimdi hepsini şey yapmayacağım ama hepsine tekrar teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Biz onunla Çekmeköy'ün İstanbul Çekmeköy Belediyesi'nin yapmış olduğu bir yarışmaya katıldık. Geçen seneydi. Geçen yıl evet. Aynen. Mayıs ayındaydı. Yani ben oradan bir şey alamadığımız için gerçekten çok üzüldüm. 550 kişi katılmış. Artık filmimiz izlenildi mi izlenmedi mi bilmiyorum. Ondan sonra Ankara'ya katıldık. Ankara'da bir film festivaline katıldık yakın zamanda. 550 tane bilmiyorum abi. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Şimdi Kocaeli'nde bir festivalimiz olacak. 23-24 Mayıs Artli Komedya'nın düzenlemiş olduğu bir festival olacak. Evet buradan ona da selamlarımız olsun. Nasipse orada filmimiz yayınlanacak. Evet çünkü tabii, Mayıs ayına daha çok var. 40, o yüzden hani bilgi... 41 AVM'de olacak festival. Tarih güzel. 23. 23-24 ya da 24-25 diye hatırlıyorum. Tam şu an kafam... Ramazan olmayabilir 23-24. 23-24 Mayıs'ta. Olabilir. Orasını bir şenlendirelim İzmitliler olarak. Hareketlensin ya niye buraları böyle sakin kalsın ki? Değil mi ama yani her şey elimizin altında var yani sonuçta. Sadece bizim filmimiz değil. Orada birçok kısa filmcilerin filmleri yayınlanacak.
Bir bakalım nasılmış, nasıl ne değilmiş, ne şartlar altında çekiliyormuş, koşullar neymiş. Bunları yalnız bir bakalım, kamera izleyelim. Kamera arkası çok güzel. Biz, yani bizim bu ekipte öyle söyleyeyim. Çok ciddi bir çalışma var kamera önünde ama kes dediğin zaman herkes makara, eğlence ve çok biz, da keyifli geçiyor. Biz Taif'i 3 kere çektik. 2 tanesini çöpe attık. En son çektiğimizi kullandık. Evet, onu hatırladım şimdi. Şeyde Solaklar Köyü'nde o teyzeye de dedeye de izlerlerse onlar da buradan ellerini öpüyoruz gerçekten. İsmini hatırlamıyorum. Hasan abim de orada. Onlara çok minnet borçluyuz çünkü evlerini bize açtılar. Yemek yedirdiler. Yemek yedirdiler, börek yaptılar. Film evet. Bitince de çekim bitince de gideceğimiz gün ne olur gitmeyin bir gün dediler. Yani çok sevdiler. Evet, onlar çok destekli. İşte böyle olmalı yani. Yani. Sonra üçüncüyü sağ olsun yine Tunay arkadaşımız devreye girdi. Seka platosunda çektik. Ondan bu kadar güzel oldu zaten. Etkili oldu. Evet, orada bu platonun evet siz de orada kostüm desteğiniz olarak oldu. Sağ olun, teşekkür ederim. Plato olunca, kıyafetler olunca, makyajımız olunca evet, biz de böyle kaliteli işler çıkartabiliyoruz. Oyuncularımız var. Görüntü yönetmenliğimiz var. Senaristliğimiz var. Bağlayabiliyorsun konuyu. Oradan tabii oraya aktarabiliyorsun. Kurgucu deseniz artık herkes yani o programları kullanabiliyor. Yani abimin de dediği gibi artık destek olunursa yani sizin sayenizde bizler yükseliriz ama sizler bizden daha fazla yükselirsiniz diye düşünüyorum. Yani en azından Kocaeli İzmit için yani bölgemizi tanıtmak adına da bence güzel olur diyorum. Evet, teşekkür ederim. Buraya geçelim mi? Sana. Suat Hocam, şeye de teşekkür edelim çünkü bir teklifle bütün kostümleri bize verdiler o zaman o filmi çekerken. Vuslat Tiyatro Grubu'na. Evet. Gerçekten sağ olsunlar. Yani. Evet, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Selam olsun. Onlar 3 kere işte dediğimiz gibi verdiler hiç de demediler. Sağ olsunlar. Evet Hasan abi, keyifler nasıl? Keyifler sizlerle olmak mutluluk verici. Arkada sürekli senin şeyler dönüyor biliyorsun. Fragmanların dönüyor. Evet. Evet, Aytat. Evet, orada 5. Murat. Sultan 5. Murat'ı canlandırdı. Fakat Sultan 5. Murat zaten tarihte 93 gün tahtta kalmış. O kadar kısa. Çok kısmı psikolojik tedaviyle geçtiği için pek piyasaya çıkmamış. İyileştikten sonra da Abdülhamit tarafından çırağına kapatıldığı için görünür kısmı çok az olduğu için benim de şansıma o yüzden çok az bölümlerdeyim. Yani yapacak bir şey yok. Olsun, diğer bölümlerde oynamıştım. Padişah oynama kolay değil. Ama bu oyunculuğun yanı sıra sesin de güzel, onu da biliyorum. Hatta senden bir şarkı talebinde bulunmuştum. Şimdi ben Murat Hocam'ın yanında imtina ederim tabii ki ama işte amatörce bu programa renk katmak için olur. Evet, onu alalım. Neydi? Gözler kalbin aynası demiştim olur. Değerli izleyiciler. Evet, şeyi kapatalım şunu. Şunu bir çıkartmamız gerekecek galiba. Evet. Mikrofonu kapatabiliriz. Evet, seni sahneye alalım şöyle. Gözler kalbin aynasıdır değerli izleyiciler. Bir basamak daha inebilirsin istiyorsan. Rahat olsun. Hadi bakalım. Hazır mısın? Heyecan var mı? Yok. Gerçi sen artık artık sahne tozu yapmışsın. Yalan nedir bilmez ona, siyah.
Teşekkür ediyoruz. Sayın yönetmenim, sanki reklam mı der gibisiniz. Evet, birazcık da değerli izleyiciler, para kazanalım diyoruz ve reklamlar birazdan tekrar buradayız.
seyirciler, reklamlardan sonra tekrar buradayız. Güzel bir açılış yaptık. İkinci bölüme devam ediyoruz. Kiminle? Tabii ki Suat Taylan hocamla. Şimdi yeni bir film var, çekilecek. Bir kere bunun senaryosunu siz yazdınız biliyorum. İçeriği nedir? Kimler oynayacak? Nerede çekilecek? Biraz açalım mı değerli izleyiciler de? Şimdi ya işte hep konuştuğumuz gibi İzmit'te olduğumuz için hep İzmit'ten bahsetmek istiyoruz. Gönlümüzden hep bu geliyor. Hani ya İzmit'te dediğime bakmayın, Kocaeli'nden daha doğrusu. Evet. Nikomedes'i kuran Nikomedes'e ait bir film çekeceğiz. Nikomedes uyanıyor diye kısa bir şey, uzun. Türü nedir? Komedi, mafya veya komedi macera diyelim biz ona. Komedi macera. Yine Hasan abim oynuyor. Ali Rıza karakterinde mafya babası ama yanında iki tane salak adamları var maalesef. Onların peşinden gidiyor. Hülya Hocam siz varsınız öğretmen karakterinde, sinir bozucu bir öğretmen. Evet, evet, çok sinir bozucu. Allah'tan kendi mesleğimi oynayacağım, onun için sorun yok bence. Evet. Dört arkadaş var. Bunlar filmi komple anlatmayacağım yok, da. Yok yok anlatmayın. He. Ama içeriği... İçerik yani şöyle bir şey. Nikomedes'in hazinesini ellerine geçiriyorlar. Hı-hı. Ve yola koyuluyorlar. Ali Rıza da bu durumdan fark ediyor. Hı-hı. Onların peşinden gidiyor. Yani böyle bir tatlı bir serüven geçiyor. Yani %100 gülme garantisi var mı? Oh, hem de nasıl. Çok güzel senaryo, evet güzel. Ne zaman başlamayı düşünüyoruz Sayın Hocam? Şimdi valilik izinlerimiz okey. Tamam. Bir jandarma, emniyet izinlerimiz kaldı. Onlar da bugün yarın çıkmak üzeredir. Hı-hı. Niyetim bu hafta çekmekti, başlamaktı. Ama tabii bazı ki... Bazı sebeplerden dolayı. Pazar günü oy kullanacağız hep beraber. Hı-hı. Belki bir hafta sonraya sarkabilir. Cumartesi günü birkaç sahne çekebiliriz belki. Yine bir dışarıda bakacağız. Yani ilkbahara hızlı bir geçiş yapıyoruz. Tabii tabii tabii. Bir ay içerisinde biz bu filmi çıkartmayı düşünüyoruz. Hı-hı. Oyuncularıma güveniyorum zaten. Diğer filmlerde de çok etkililerdi. Çıkma Sokak Hizmet'te olsun, Taif'te olsun. Hı-hı. Gayet çok yediniz abi. Ben bir şey ilave etmek tabii ki, buyur. Zor hocam, bana çok uğur geliyor. Taif'i oynadım. Hı-hı. Arkasından TRT1'de Saffet Paşa'nın sunumunun cevabı geldi. Orada oynadım. Şimdi de Nikomedes uyanıyor için oynayacağız Allah nasip ederse. Bir ulusal bir kanalda bir diziye sundu beni. Evet. Sanıyorum Suat Hoca gene uğurlu geçti. Hadi bakalım. Gidecek sırayla. Hadi bakalım hayırlısı. İnşallah. Bu arada zaten Murat abim de kısmet olursa onun da klibini çekeceğiz. Hı-hı. Onda da güzel düşüncelerimiz var farklı yerlerden, farklı açılardan. Hangi gel gör beni çekeceğiz. Evet. Elimizden geldiği kadar İzmit halkına, Kocaeli halkına bir şeyler vermek istiyoruz. Ama biz yine de diyoruz ki sponsorlara açığız. Sponsorlar zaten destekledi bu işler bizi. Sponsor olmadan evet. Yapılamaz. Erteleme sebeplerimiz de bundan kaynaklanıyor. Belki bir sponsor daha buluruz. Belki bir sponsor olur. Hı-hı. Öyle böyle diyoruz. Ondan böyle erteleniyor. Yoksa geçen hafta başlayacaktık biz bu çekimlerimize. Kocaeli'nin adı duyulacak. Yani zaten bilinen bir şey ama bu sefer bu yönüyle bilinecek. Tabii ki. Tarihimiz, kültürümüz gerçekten sağlam. Biz başkanlarımıza da güveniyoruz, inanıyoruz. Onların da kulaklarına gittiği zaman bu konu muhakkak yardımcı olacaklar diye düşünüyorum. Evet, şimdi Murat Hocam'a geçelim mi? Sizin projeleriniz nelerdir? CD'miz çıktı. Buradan tekrar şöyle gösterelim değerli izleyiciler. Tabii fotoğrafçı bir kardeş olunca böyle oluyor demek ki. Evet. Şimdi klip dedi Suat Hocam. Şimdi hocam şirketle anlaştık. Bizim sağ olsun arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Hı-hı. Onlara buradan teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Güzel bir CD oldu. Güzel yani Allah razı olsun. Hepsinin emeği var sağ olsunlar. Klibi de inşallah bu hafta değil, bir dahaki hafta inşallah çekileceğiz. Gel Gör Beni adlı eserimize. Hasan abi de çok güzel aslında teklifte bulundu. Hasan abi de o konuyla ilgili mesela klipte de olabilir diye düşünüyorum. Siz tabii senaryo aşamasını bir şekilde düzenlersiniz. Hasan abi de ben görmek isterim klibimde. Ben
İnşallah beni kırmazsınız. Bak, şans, şansın evet. Hemen açıldı gördüğün gibi. Kırmazsınız. Bu şekilde teşekkür ederim. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. İşte dediğimiz gibi konserlerimiz oluyor. Halk konserlerimiz oluyor. Belediye konserlerine başladık inşallah. Onları nasıl duyuruyorsunuz? Sosyal medyadan sosyal medya mı yoksa? Üzerinden duyuruyoruz. Allah, sağ olsun Onur kardeşim o konuyla ilgili bize çok büyük yardımcı oluyor sağ olsun. O şekilde devam ediyoruz. Bir konuyu daha söylemek istiyorum. Buyurun. Sponsor konusunda da mesela siz ne zaman başlayacaksınız? 2 hafta sonra başlayacaksınız. Ben sizin yerinizde olsam buradaki mesela İzmit'teki bazı isimli olan firmaları gezelim. Yani onları gezelim. Şimdi gezmek tamam da bu referandum çoğu... Evet, bazı şeyleri duraklattım maalesef. Şimdi önümüzde tamam referandum altımızda dışarıda da ondan sonraki aşamada belki sponsor konusunda da gezebilirsiniz diye düşünüyorum. Ya şimdi biz şöyle bir şey anlatabilir miyim ya? Birkaç şey söyleyeyim. Tabii buyurun, rica ederim. Ya şeye geçtik. Mikrofonu isim vermeden yani şey yapabilirsiniz. O zaman. Evet. Firma da değil abi. Büyük bir kuruluş. Gittik o zaman Kaan arkadaşımla beraber çıkma sokak için gittik. Evet. Bunu devam etmek istiyoruz. Yani ben yolda yürüyorum. Neden çıkma sokağa devam etmiyorsunuz? Diye konuşuluyor. Yani gayet de başarılıydı ilk iki bölüm yani. Ha. Devam edin. Yazık günah. Emekliğiniz var diyorlar. Gittik. Bizi kadın sallamadı. Yani. Aramadı. Dikkate almadı evet. Biz dedik hadi unutuldu mu? Gittik ya ben dedi ona bakmadım bile dedi. Direkçeye bakmadım dedi. Neden dedik? Biz hiç böyle bir şeye sponsor olmadık dedi. Yani söylesen şaşırırsınız. Ondan sonra tamam dedi ben bununla ilgileneceğim. Ama şimdi bize... bir tanesi olmadı diye şimdi başka bir yere gittiğinde hani olmayacak diye bir şey. Biz direkt kafeye gittik çünkü. Direkt kafeye gittiğimiz için. Evet. Ondan sonra dedik biz bu işi kendimiz yapacağız. Kimseye gerek yok. Tırnaklarımızla kazacağız. Zaten sizler de sağ olun. Sizlerden tekrardan teşekkür ediyorum. Hani hiçbir ücret almadan bunun altından kalkmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar böyle yapacağız. Ama abim dediği gibi de bunun peşini bırakmayacağız. Destek olmadan olmaz. Tabii ki. Sağlam, verimli bir iş çıkartamayız. Bunun yemesi var. Araç temini var. Çekim alanlarımız hep aynı yerde değil. Farklı yerlerde. Evet. Araçsız da olmaz. Gittiğimiz yerlerde acıkıyoruz. Yemeksiz de olmaz. Evet. Yani ücret tamam talep edilmiyor. Ekstradan fazla biz milyarlar, katrilyonlar, trilyonlar istemiyoruz. Sadece bizim o günkü günümüzü kurtarsın. Yeter diye düşünüyoruz. Ama bir de şöyle bir şey var Suat Hocam. Şimdi Çıkmaz Sokak İzmit'te hani daha yeniydi, daha duyulmamıştı. Ama şimdi şu an bir isim yaptınız. Suat Taylan deyince artık yönetmen evet bunu çekti. Bir de işte belgesel var, yarışmaya gitti o kadar. Ben inanıyorum ki bu filmde zaten ben de varım bir kere. Ya evet. Öyle bir şey. Bu sefer ciddi ciddi güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Evet, zaten ben başkanlarımıza da çıkacağım. Bütün başkanlarımız dolaşacağım. Kocaeli bütün başkanlarını. Çünkü Kocaeli tarihini anlatan bir film bu. Evet. Komedi de olsa. Çünkü bir kısmı böyle tarihi yerlerde de geçecek. Geçecek tabii ki. Biz zaten şöyle bir şey oldu. Ben bu filmi yazdım. Kültür Müdürlüğü'ne dilekçemi verdim. 2 gün sonra Laikler çıktı. Peki bunu yazmak nereden aklına geldi? Yani ya, daha önceden var mıydı böyle bir şey? Vardı. Bir şey vardı sanki. Geçen sene ben bunu yazmıştım. Ufak bir dörtlük halinde. İşler bu aralar durgun. Oturuyorum. Bakalım dedim şöyle bir iş karşıya. Bir baktım ya ben niye buna devam ettim? Ondan sonra ben buna devam ettim. 2 günde zaten senaryo çıkarttım. Bunda da vardır bir hikmet diye düşünüyorum ben. Hocam, tabii ki yani. Şimdi mikrofonu. Suat hocamızın da benim de çok önemsediğim Cemrem adlı sinema filmi var. Yani ben inanıyorum ki o film eğer piyasada olmuş olsun. Uzun metrajlı film. Çok güzel bir film. Çünkü ben o senaryo aşamasında okurken duygulandım. Duygulandım ve yeğenimizi de kaybettik o dönem. Çünkü senaryoda yazdığını yaşadı. Filmi yazdığını yaşadı. Ve birkaç zaman sonra yaşadım. Filmde bebek ölüyordu.
Bizim bebeğimiz de doğdu, dördü birkaç gün yaşadı. Allah inşallah bize şefaatçi olsun. Evet. Ondan sonra tabii biz onu hayata döndürdük filmde. O şimdi beklemede mi? Yani... Tabii tabii. O. Tamam, o zaman biz şimdi bunu çekiyoruz, meşhur oluyoruz. Ondan sonra sırada tabii. Ona gelsin. Yani babam ve oğlum kapasitesinde bir film. Onda nasıl herkes mendille gitti? Eski Fertay'ın filmlerinde herkes mendille gidermiş ya. Hı hı. Buna da herkes öyle gidecek. Mendilini almadan kimse bu filme gitmeyecek. Ya o kadar duygusal bir film ki ya. O kadar güzel bağlamış kız hocam. Hala da bak senaryo aşamasında... Senaryoyu okuyanlar tabii daha net. Beraberdik. Evet. Duygulandım gerçekten. Şu anda da duygulandım. Bir de tabii yeğenimizi de kaybetmenin acısı da var. Yani çok duygusal bir film. İçerini anlatmak istemiyorum. Yok. O size kalsın. Sürpriz kalsın. Ama... Bir de yani ben kolay duygulanan bir insan değilim. Yani şöyle oldu, böyle oldu. Tabii ki üzülüyoruz ama duygu aşaması bende bambaşka. Yani belli etmiyorsunuzdur büyük ihtimalle, evet. Ama yani o film gerçekten, o Cemre'me ben şu anda durumum çok çok iyi olmuş olsa. Çünkü Trijonlar açtığı için film. Evet. Çünkü önemli isimler de oynayacaktı filmde. Hani tanınmış insanlar da oynayacaktı. Yani şu anda ben o, yani gözüm kapalı ben o filme yatırım yaparım yani hocam. O kadar duygulu. Hadi bakalım. Kazanılmayacak bir film değil. Allah ona sponsor olan kişi iki kat fazla kazanacak. Mesela babamla oğlum filmindeki mesela o bir sahnesi beni çok etkiledi. Orada koşma sahnesi. Evet, o koşma sahnesi. Ama bunda o filme de tabii emek veren insanlara teşekkür ediyorum. Güzel bir filmi izledim çünkü kendisine filmi. Ama bu film gerçekten anlaşılıyor. Yani. Hadi bakalım, biz de merakla. Yani bize de rol düşer mi bilmiyorum ama. İlk defa, çünkü hep komedi... Değil mi? Yani komedi dalında mesela ilerledi. Veya en son çektiği macera filmi vardı ama ilk defa bir duygusal film yazdı. Duygusal filminde kısasını yazmadı. Uzundan başladı. Uzundan başladı. Ben kendisini tebrik ediyorum. Evet, İnşallah hayırlı olsun inşallah. Ama buradan tabii sesleniyorum büyüklerimize. İnşallah Suat Taylan kardeşimi araştırsınlar. Ondan sonra inşallah yatırım yapsınlar filme. Yani o kadar duygusal bir film. Evet. Çünkü sinema perdesini hak eden bir film yani. O kadar güzel bir film. Şimdi bu duygusallıktan bir geçiş yapalım mı Hasan abiye yine? Evet. Senin bir repertuarında bir şarkı daha var diye biliyorum. Biraz hareketli dedin. O yüzden biraz da böyle atmosfere bir dağıtalım mı diyelim. Bir saniye. Şunu unutmayalım, yakayı. Tamam. Unutuyoruz. Evet. Bazen böyle şey olabiliyor. İkinci parçaydı zannedersem. Yalan gözleri. Bunları da bakalım nasılmış yalan gözleri. Kalbimde gizli bir sevgimi arar, gözlerime bakıp dalan gözlerim. Kalbimde gizli bir sevgimi arar, gözlerime bakıp dalan gözlerim. Aklıma gelmeyen bilmece sorar, aklıma gelmeyen bilmece sorar. Deli hülyalara saran gözlerin, aşka inanmayan o yalan gözlerin. Deli hülyalara saran gözlerin, aşka inanmayan o yalan gözlerin. Rüyadır belki de bütün ümitler, gözlerin aklımı perişan eder. Rüyadır belki de
Abi bana mı öyle geldi? Biz kaptırdık kendimizi, gidiyoruz. Hocam sesinize sağlık. O kadar kalite bir sesiniz var ki. Ben size burada kartımı versem bir albüm yapsak. Bu olma ihtimali. Albüm falan ya, çok güzel. Şey. Yaparız, yaparız hocam. Şirket bizim nasıl olsa ya, sıkıntı yok. Ben gerçekten tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok bizi güzel eser. Birinci parça da güzel. Bu parça da çok güzel hocam. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık inşallah. Ya hocam, isteği doğrultusunda hazırlandı. Teşekkür ediyorum gerçekten. Şimdi benim soracaklarım bu kadardı diyorum. Sizler ilave etmek var mı derim? Yok, size şarkı yani buradan bir tane daha istiyoruz. Tamam. Kapanışı onunla yaparız. Söylemek istediğiniz bir şey var mı ama öncesinde? Hasan'dan başlasın birbirimize. Hasan abi başlasın kapanışı böyle sırayla. En başta çok teşekkür ediyorum böyle bir programa bizi davet ettiğin için. Böyle ben teşekkür ediyorum. Ortamı bize sağladığın için çok mutlu olduk. Teşekkür ederim. Murat hocamla, Suat hocamla birlikte olmak zaten o apayrı bir mutluluk. Ben önce Suat hocamı tanıdım, sonra Murat hocamı tanıdım. İyi ki de tanımışım diyorum yani. Mutluyum. Program güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İşte yönetmen arkadaş, kameraman arkadaşlar olmak üzere. Çok güzel karşıladılar. Sana da teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Murat. Evet, Murat hocam. Evet hocam, öncelikle ekranları başında bizleri izleyen tüm dostlarımıza saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Köşede oturan bir abim var. Onu da buna sevgiyle selamlıyorum. Allah razı olsun. O da gelmiş bugün bizi izlemeye. Biz çok teşekkür ediyoruz Hüce Hanım. Bizleri davet ettiniz. Burada o kadar güzel program oldu ki. Evet. Ya o kadar programa çıktım ama bu keyif bambaşka bir keyifti. İşte amatör ruhla yapılan iş her zaman güzel olurmuş. Estağfurullah. Ben özlemişim demek. Yani gerçekten böyle bir ortamda güzel şarkılarımızla, ilerlerimizle konuşmacı sizler keza bu şekilde. Biz fırsat bulduk. Söylemek istediklerimizi söyledik. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah Suat Hocam ve Hasan Hocam da inşallah sizler de bu örnek projeye beraber devam edersiniz. İnşallah. Ben size çok teşekkür ederim. Bizleri davet ettiniz. Biz teşekkür ederiz. Biz de her zaman geliriz inşallah. Kapımız yani, açık. Allah razı olsun. Ben size teşekkür ediyorum. Sayın yönetmenimize çok teşekkür ediyorum. Kamera arkasında olan dostumuza da teşekkür ediyorum. Onur kardeşim benim her şeyim. Allah razı olsun kendisinden. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Bir programa çıktığımda isim vermek istemiyorum. Anneciğim üzülmüş. Orada selam göndermedin demiş bana. Geçen de anneme gittiğimde annem de ya oğlum neyi söylemedi falan dedi de. O da tabii bir anne olarak evladının böyle bu şekilde görmesi. Onu tabii burada telafi edelim evet. O zaman. Ben annemi buradan öpüyorum, yanaklarından öpüyorum, alnından öpüyorum annemin, ayaklarından öpüyorum. Bizi dünyaya vesile olan anne. Allah kendisine razı olsun. Ben onu buradan çok seviyorum. Sevgili eşime ve çocuklarıma da buradan teşekkür ediyorum. Böyle sağ olsunlar bizi engel olmayacak şekilde önümüzü açıyorlar Allah'ın izniyle. Baba ben de selam veriyorum. Bu sene 40. yılınızı maşallah. 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 Evet ben dediğim gibi çok teşekkür ederim. İnşallah başka programlarda görüşmek üzere. Allah'a inşallah. Emanet olun inşallah. Evet Suat hocam sizden de alalım. Hülya Hanım, ben gerçekten teşekkür, takdir ediyorum sizi. Ay bak şimdi mahcup oldum böyle giriş yapınca. Tebrik ediyorum tekrardan programınızı. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Doğa Türk çok kaliteli bir insan tanıdı sizin gibi. Sağ olun. Hasan abi, evet. Sana ben teşekkür ediyorum. Sen bizi övdün. Biz seni senin kadar söylediğin kadar övemeyiz ama gerçekten biz seni çok seviyoruz. İlk seni tanımışım.
İyi ki abimsin, iyi ki arkamda ve yanımdasın. Sağ olasın. Ben de ailemi buradan el sallıyorum. Yapım ekibine teşekkür ediyorum. Yapacağımız çok şeyler var. Biz izlemeye devam edin. Evet, o zaman programı kapatmadan önce son bir parçamız var. Murat selam Hoca'dan. Parçasını alayım. Selam parçasını alıyoruz. Bu arada Peygamber Efendimiz'e de selat selam olsun. Evet. O mübarek insana, o güzel insana. Hadi bakalım. Evet. Evet. Teşekkür ederim.